Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi küçük Efe ve hatunları. Şş, kız, kız, bana arkanı dönme, bana arkanı dönme. Hava biraz soğuyunca diğerlerini içeriye alalım kümesimize. Birazdan onları da gösteririm. Şimdi kardeşimle beraber Black Butler cüce kuşunlarımızı saldık dışarıya. Bunlar normalde şu tüllü yerimizde duruyorlar. Bir abimiz diyen de Mehmet, onu nereye götürüyorsun abicim, getir onu. Bir abimizden de şu tavuğumuz için şöyle bir elimizde Black Mötlet, bir Brahma Black Mötlet tavuğumuz vardı. Biraz beyaz az ama olsun. Yani yine de bunu sevdiğimiz için tek olmasına rağmen yanına bir eş aldık. Allah nazarlardan saklasın. Eşi de budur. Gerçekten sevdiğimiz bir abimizden aldık. Şimdi de işte dedik bir temas ettirmeden, çünkü daha karantina sürecinde bunlar. İlk bir hafta karantinaya alacağız hayvanlarımızı. Bu arada maşallah demeyi esirgemeyin. Normalde kol horozumuzla hani kavga ettiler. Hatta telin arasında bile kavga ettiler. Birbirlerini yaralamaya çalıştılar. Ama cüce koşunla işte pek şey yapmıyorlar yani. Hem bunun yüreği yetmiyor, hem de onunla kavga edecek şey de değil yani bu. Onun için saldık. O nereden geldi Mehmet? Tavuğumuzun biri dışarıya çıkmış da katmıştık normalde diğerlerini. Bu nereden çıkmış gerçekten bilemedim yani. Şimdi Mehmet de onu katsın. Bak enişteye bak sen, enişte. Enişte dövüşmeyin vallahi bak. Bak biri dev, biri cüce. Devler cücelere karşı ama yemedi herhalde. Yüreği yetmedi. Mehmet sen o tavuğumuzu bırak abicim şöyle az ileriye. Sen şey yap, diğer tavuğumuzu içeriye koy. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuğumuz da bu. Hemen hemen aynı renkte denilebilecek şekilde yani. Şöyle beyaz az bunun da. Bunun da beyazı az. Hatice çekilir misin kardeşim? Hatice eve git abicim. Hatice eve git. İşte diğer horozumuz da böyle birbirlerine kur yapıyorlar. Diğerleri de orada. Mehmet tavuğu kovalayınca horoz da kendi kendine efelenmeye başladı. Mehmet yakalayamadın mı tavuğu Mehmet? Mehmet tavuğu yakalaya dursun da biz de bunu biraz gezdirelim. Hem size göstermiş olalım tavuğumuzu. Bak bak. Efe'ye bak, hepsini sürüsüne katmaya çalışıyor. Bakmıyor boyuna posuna. Onlar benden büyük mü küçük mü demiyor. Hepsini kendi sürüsüne katmaya çalışıyor. Mehmet onu köşede yakala abicim. Onu köşede yakala. Yakala orada abicim. Hadi. Onu gel, onu da gösterelim hem. Size yavaş yavaş videolarda hani elimizdeki hayvanları da tanıtacağız böyle teker teker ayrı ayrı. Bugünlük hani hem cüce hem de Black Mottled takımımızı tanıtalım. Bunlar bir takım halinde zaten. 3 dişi, 1, 2, 3 bir erkek. Bu da tavuğumuz, daha hani yumurtlamaya gelmedi, kılavuza gelmedi. Daha 1,5-2 ayı var. Ama dedik ona da bir horoz alalım, tek kalmasın. Şöyle işte bu da horozumuz. Maşallah demeyi esirgemeyin. İnşallah kavgasız, dövüşsüz videoyu bitiririz. Şu anda horozumuz tavuk çağırıyor, yanına horozu artistik yapıyorlar birbirlerine. Ama emin olun bir tane vursalar, yani büyük olan horozumuz bir tane vursa diğeri yaşamaz diye düşünüyorum. Neyine güveniyor onu da anlamadım ama. Ama kavga edeceklerini zannetmiyorum ya. Sonuçta yani aradaki fark belli. Diğer horozumuzu şöyle biraz uzaklaştıralım buradan. Gün içinde burada tavuklarımız çok şey yapıyor. Gel bakayım, gel. Görüyorsunuz. Yani Brahmaların bu özelliği çok güzel. Yani gerçekten insanlara karşı bir şeyleri var yani. Korkuları yok. Sizi kendilerine yakın görüyorlar yani. Bunu aldığım yerde şu anda 8 aylık. 8 aydır hiç tavuk görmemiş. Horozlar koğuşundaydı bu. O koğuştan aldım yani, 3 horozla beraber duruyordu. Hiç tavuk görmediği için, daha yaşında değil bir hayvan. 8 aylık bir hayvan. Daha gördüğünüz gibi şeyleri yok, tırnakları da yok.
Şu anda canı acayip şekilde tavuk istiyor yani doğasından dolayı. Ama bunu aldığımızda abi dedi yani bizim tavuğun küçük olduğunu görünce biraz dedi, iki ay daha tavukla horozu bir araya koymayın. Horoz tavuğu ezdi eder, binmeye çalışır. O yüzden de hani tavuğun gelişimi durar. Hem bir de horozu belki kaldıramayabilir dedi. Onun için bunu biraz tek olarak idare edeceğiz. Size maşallah demeyi esirgemeyin, gerçekten nazar diyebilecek bir hayvan. Bana göre yani emin olun elin en kötüsüdür belki ama benim için en iyi. Ben rengine bakmıyorum. Şu anda fark ediyorum şunun Black Mottled'den fazla Black'e benzediğini. Ama ileride açacağını düşünüyorum veya alttan gelen yavrularda beyaza kayacağını düşünüyorum. Biraz da hobi için beslediğim için yani benim zevkimi tatmin ediyor bu hayvan. İleride hani düzenli bir yerim olduğu zaman daha kalitelerini üretmeye çalışacağım ama şu anda hem yer sıkıntım hem de taşınacağımızdan dolayı burada çok kaliteli hayvanlarla çalışmak istemiyorum. Çünkü hani gideceğimiz yerde uyum sıkıntısı var, adaptasyon sıkıntısı var. Onun için hani yerli bir düzene geçtiğim zaman daha kaliteli hayvanlarla devam etmeyi düşünüyorum. Evet, tavuğumuz da yabancı biraz dev gibi şey görünce kaçtı ama dur daha erken o daha çocuk daha erken işe gelir. Şuna mı bak? Bu hiç olmaz. Mehmet sen bu tavuğumuzu götürebilirsin arkadaşlar, bu tavuğumuzu da görmüş olun daha hani tüyde. Mehmet oynama, tüyde olduğundan dolayı. Mehmet diğer tavuğa dokandın, geldim buna dokanma. Biliyorsun böyle şeyler sıkıntılı. Tamam Mehmet, bu hayvanı götür, elini yıka gel abicim, hadi. Modlet'e götür. Evet götür. Şimdi arkadaşlar kardeşimi uyarmamın sebebi şu, bu hayvan bize başka bir kümesten geldi. Yani bu hayvanda hastalık olabilir veya da bizim kümeste hastalık olabilir ama bağışıklık kazanmış olabilir bizim hayvanlar. Şimdi bizim hayvanlardaki mikrop bunun bünyesinde yoksa eğer gerçekten bu hayvan için sıkıntı olur. O mikrop da yani hani diğer hayvanımıza dokandıktan sonra bu hayvana dokanmaktan veya hani size içeride göstereceğim şimdi kümesimde hani o hayvana konan bir sinekten veya o hayvanın dışkısına konan bir sinekten sonra aynı sineğin bu hayvana konmasından veya o hayvandaki bitteki hani o hayvandaki bit var mesela, bu hayvandan kan emdi geldi bu hayvana düştü o bit, o vasıtayla bile hastalıklar birbirlerine hayvanlar aracılığıyla bulaşabiliyor. Onun için ben bu konularda biraz daha dikkat etmeye çalışıyorum. Yani hasta hayvana veya yabancı hayvan dokandıktan sonra başka hayvanlara dokanıp şey yapmayı pek uygun bulmuyorum. Yani siz de eğer böyle bir iş yapıyorsanız bunlara dikkat ederseniz gerçekten daha temiz titiz bir kümes elde etmiş olursunuz. Hadi Mehmet onları koy. Hayvana zarar verme. Kanatlarını düzgün tut. Kardeşim biraz küçük de hani tavuk nasıl tutulur falan bilmiyorum. Kanatlarından tutmadığı zaman kanatlarıyla çırpınıyor hayvan. Çırpındığı için de tavuğun kendisine zarar vermiş olabilir yani. Ondan dolayı. Ama öğreteceğim yani küçüklükten. Alıştıracağım. Yine görüyorsunuz arkadaşlar. Yani horoz tamam diyor. Hatunlarla da erkeklik yapayım ama diyor. Yok yemiyor. Hani sevgilisinin yanında erkeklik yaparlar ya, bu horoz da hatunlarının yanında sevgililer